Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde fiili gibi amel eden konuların ikincisi, masları işleyeceğiz. Birincisi fiilimsiydi. Daha doğrusu isim fiil ya da manel fiil. Bunların hepsi isim fiil manasında kullanılıyor. İkincisi de maslar arkadaşlar. Bugün konumuz maslar konusu. Esmaun ta'melu amel fiili. Fiili gibi amel eden isimler. Bakalım neymiş onlar. Bir ikincisi mastar demiştik. Mastarı burada baştan sona anlatmayacağız. Üç harfli fiillerin mastarı nasıl yapılır? Dört harfli fiillerin mastarı nedir? Bunları bahsetmeyeceğiz. Burada mastarlar nasıl fiil gibi amel ederler? Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kısaca yine masların bir tarifini verelim. İş ve oluşu zaman olmadan yani zamana bağlı olmadan bir zaman bildirmeden Anlatan kelimelere denir. Bakın iş ve oluşu bildiriyor ama zamanı bildirmiyor. Mesela yapmak. Bir şey yaptığını bildiriyor. Mesela içmek, içtiğini bildiriyor. Yani zaman var mı? Yok. E, zaman bildirmez bu mastarlar. Kendileri isimdir. Fiilden türeller artık isimdir arkadaşlar. Mastar olduğu isim deniyor. E, i̇ş, oluş ve hareket bildirir. Sadece şurada bileceğimiz zaman bildirmezler. Mesela kitap eden, yazmak. Bakın bir iş var, yazma işi var. Fethan açmak ya da açık olmak. Kıraeten okumak. Bunların hepsi bir iş olmuş bildiriyor, zaman bildirmiyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz bu mastar kelimeler birer ketebe fiilinden, fetaha, kara fiilinden türediği halde birer isimdir. Bunlara artık fiil demeyiz. Bakın isimdir. Peki hocam bu isimler nasıl fiil gibi amel eder? Gelin İlerleyen slaytlarda bunu öğrenelim. Hangi mastarlar amel eder? Biliyorsunuz mastarlar fiilden türerler. Lazım fiilden türeyenler bir cins. Müteaddi fiilden türeyenler başka bir cins. Şimdi lazım fiilden türetilen mastarlar sadece fail alırlar. Meful almazlar. Hatırlayın lazım fiillerle alakalı bilgileriniz arkadaşlar. Neymiş? Lazım fiilden türetildiyse bu mastar demek ki sadece fail alıyor. Bakın vukuful qitari sabun. Trenin durması zordur. Buradaki mastar olan kelime ve türetilmiş vukufu kelimesi. E buradaki tren kelimesi de, kıtar kelimesi de bu vakafe kelimesinin faili. Hocam failler merfu olmuyor muydu? Evet oluyordu arkadaşlar. Ancak burada fail maslara muzaf olarak gelmiş. Bir ileriki slide'da bunu da anlatacağız inşallah. Demek ki vakafe fiili sadece fail alıyor. Hocam bu bir fiil cümlesi mi? Böyle baktığımız zaman vegufül kitar sabun. Hayır arkadaşlar. Dedik ki mastarlar isimdir diye. İsimle başlayınca isim cümlesi olur. Bu bir isim cümlesi. Vegufu <laughs> kelimesi mübtedadır. Sa'bun <laughs> kelimesi de bunun haberidir arkadaşlar. En takifel kitari sa'bun. Aynı cümleyi en mastar <laughs> yaptık. Bakın vegufu <laughs> kelimesini neye çevirdik? Enli mastara çevirdik. Yani mastarı müevvel. Başka adıyla mastar sına'i. yapay mastar. Bunlar orijinal mastarlar, bunlar yapay mastarlar. Bir de bu mastarların amel etmesinin şartlarında var. Birazdan gelecek arkadaşlar. Orijinal mastarın yerine enli mastarı koyabiliyorsanız o mastar amel eder. Yani fa'il alır, meful alır. En tagif el sabun. Aynı şekilde e, trenin durması zordur. Evet buradaki el kitari kelimesi ve gufun kelimesine muzafun ileyh olduğu için şekil olarak muzafun ileyh olmakla birlikte anlam olarak faildir. Bakın muzafun ileyhler mecrurdu değil mi? Kıtar kelimesi bakın mecrur gelmiş. Burada da aynı şekilde mecrur. Niye? Muzafun ileyh mecrurdur çünkü. Bu şekil olarak muzafun ileyh ama mana olarak bakın trenin durması zordur. Bir durma işi var değil mi? Peki duran şey ne? İşte fail, tren. Bu duran şey fail oluyor arkadaşlar. Mana olarak burada faildir bu. Buna aynı zamanda muzafun ileyh mecrurun da diyebiliriz. Zaten orijinali böyledir. Ee, şöyle de denebilir. Failun fi mahalli raf diyebiliriz arkadaşlar. Mahalle merfu da diyebiliriz. Mana olarak fail olduğu için arkadaşlar. Evet ikinci türümüz müteaddi fiilden türeyen mastarlar. Hem fail alırlar hem de mef'ulün bih alarak amel edebilirler. Almak zorunda mıdır? Değildir arkadaşlar. Alabilir yani bu şekilde. Evet müteaddiden türeyenler hem fail hem de mef'ulün bih alabilir. <laughs> Talebuke ilme vacibun. Senin ilim öğrenmen gereklidir. Vaciptir. Vacip diye biliyorsunuz. Gerekli demek. Şimdi buradaki talebu kelimesi mastar. E, kimin talep etmesi, kimin öğrenmesi, Bak talep öğrenmek demek. Talebe yetsubu talben bu öğrenmek demek. Bu öğrenmek işini yapan kim? Sen de mi? Senin öğrenme. Neyi sorusunu sorun mu? El ilme. Mef'ulü bih oluyor işte. Buradaki k fail el ilme de mef'ulü bih oluyor arkadaşlar. Fail olduğu için hocam k e, olmayacak mıydı? Biliyorsunuz zamirler mebnidir. Mahallen irap alır arkadaşlar. El meful olduğu için nasup olarak yani fethal olarak gelmiş zaten. Evet mastarların amel etmesinin şartları nelerdir? Hemen bakalım. Bir. Mastar bir kere zikredilmiş olmalı. Yani mahzuf mastar olmaz. Düşürülmüş mastar olmaz. Daha önce gör, e, önceki konularda hatırlayın. Fiiller düşebiliyordu failler düşebiliyordu. Efendim mefuller düşebiliyordu. Öne geçebiliyordu vesaire vesaire. Böyle şeyler olabiliyordu. Mastar cümlede zikredilmiş olması lazım. Amel etmesi için. Yani mastarın fail alı denilebilmesi için mastar söylenecek arkadaşlar. İkinci özellik. Mastar olan kelime mamülünün yani fail aldığı failin ve mefulün önünde gelmeli. Yani mastar başta gelecek. Mastardan sonra gelecek eğer aldıysa bir fail ve meful. Efendim faili öne geçmiş. Meful öne geçebilir mi? Yok böyle bir şey yok. Onlar ancak orijinal fiillerde olur. Hatırlayın fiil cümlesinde ögelerin dizilişi diye bir ders yapmıştık. Orada anlattık arkadaşlar. Fail hangi konumda öne geçer? Fiilin önüne geçer. Efendim meful ne zaman failin önüne geçer? Ne zaman fiilin önüne geçer? Bunları o konuda anlatmıştık. Mastar da böyle bir şey söz konusu değil. Mastar her başta gelir. Eğer mastar bir fail aldıysa mutlaka mastardan sonra gelmiştir. Bu şekilde dizilim sıralama olmak zorunda. Üçüncüsü mastar olan kelimenin yerine en ile yapılan mastar getirilebilmeli. Bir önce söylemiştik arkadaşlar. Normal mastarımız var. Onu kaldırdığımız zaman enli mastarı koyduk oraya. Tam oldu, mana oldu. Hiçbir problem çıkmadıysa doğru. Bu mastar amel edebilir. Mef'ul mutlak olarak kullanılmamalı. Buraya mutlak yazmışız da yanlış olmuş. Mef'ul mutlak olarak kullanılmamalı. Eee mef'ul hatırlıyor musunuz? Mef'ul mutlak fiilin cinsinden yapılan mastardı. Mesela daraba darben şediden. Şiddetli bir şekilde vurdu. hani darabe fiilinden türetilmiş mastar aynı darben şeklinde geliyorsa biz buna meful mutlak diyorduk. 2 üç manada kullanılıyordu. Birisi tekit, birisi adet, birisi nev bildirmek için. meful mutlak da hatırlayın. Bu kullanacağımız amel diyeceğimiz mastarlar mefulu mutlak olmamalı arkadaşlar. <laughs> Mevfulu mutlak olarak kullanılmamalı. <laughs> e örneklerimizi inceleyelim. Yesuruni Necahukel imtihane, imtihane. Bakın necahu kelimesi burada neceha fiilinden türetilmiş master. Bu fiilin faili kim? Kimin başarması? Senin başarman. Neyi başarman? İmtihanı başarman beni mutlu eder. Hocam <laughs> bu cümleye baktığımız zaman fiil cümlesi mi isim cümlesi mi? Komple baktığımız zaman arkadaşlar burası bir fiil cümlesi. Yesurru ile başlıyor bakın. Hatırlarsanız fiile bitişen zamirler, bakın burada bir y zamiri var. Neyi ifade ederdi fiile bitişen zamirler? Cümlede hangi ögeyi alırdı? Daha doğrusu hangi öge olarak söylenirdi? Fiile bitişen zamirler cümlede mefhulün bih olurlar arkadaşlar. Evet, yesurru fiil. Bu fiilin e, faili nerede o zaman? Buradaki ni'deki ye mefulse bu fiilin faili nerede? Hüve. Evet. Altında tahtından müstetir hüve. Hocam bu necahu kelimesi ne oluyor o zaman? Arkadaşlar şimdi bu mastarı mefhulün bir falan, şimdi bir kenara bırakalım. Şu yesurru ile başlayan fiil cümlesine bir irap yapalım. Yesurru fiil. Burada bitişmiş olan ye zamiri mefhul. Necahu kelimesi fail. Evet fail. Necahu fail. Kimin fail? Yesurru'nun faili. Yesurru fiilinin faili. <laughs> hani yesurru'ya ye hüve demişti ya arkadaşımız. Evet bu hüve artık ne oldu? Burada necahu olarak açıkça geldi. Açık fail. K muzafun iley el imtihanede mefulun bih. Bu şekilde söylenebilir. Yesurru'yu ye irap yaptığımız zaman. Yesurru ile başlayan cümleyi irap yaptığımızda. Ancak biz şurayı şöyle makaslıyoruz. Necahu kel imtihane. Mastarla başlayan tarafı irap yapacağız. Necahu aradığımız mastar. Master amel etmiş mi burada? Etmiş tabii ki. Bakın K almış. K ne demek? Sen demek. Senin başarman demek. Ne demiş? E, necahu kelimesinin faili olarak gelmiş. Peki meful almış mı? Almış. Bakın imtihan kelimesi gelmiş. Bu da necahu kelimesinin mefulüdür. Bu şekilde necahu yani mefulün amel ettiğini görmüş oluyoruz. Bu yan taraftaki e, örnekte de arkadaşlar. Necahu kelimesini enten ceha olarak enli mastar yapmış. Aynı cümleyi tekrar kurmuş. Burada ok işaretleri var ama ok işaretleri e, şey, slaytı online olarak koyunca kaymış arkadaşlar. Normalde necaha'yı işaret ediyordu. E, çok da mühim değil. Evet. Buradaki e, enten ceha'daki arkadaşlar mastar olduğunu biliyoruz. Mastar müevvel. Peki bu mastar müevvel amel etmiş mi? Etmiş arkadaşlar. Bakın enten cehanın içerisinde... T ile başladığı için ente var. <laughs> evet. El imtihane kelimesi de mefulün bi. Maslar aynı zamanda amel etmiş. Hocam bu fail ne? Altta bir tane fail yazıyor hocam. Biraz önce bahsetmiştik. Yesurru fiilinin faili necahu kelimesidir arkadaşlar. Bakın şu necah kelimesi yesurru fiilinin failidir. Ondan dolayı fail yazdık. Evet. Bir sonraki sıraya da geçebiliriz. Şimdi bu mastarlar İki e, meşhur kullanımı var arkadaşlar. Yani daha doğrusu en meşhuru failine muzaf olarak gelir. Mefulüne muzaf olarak gelir. Bu kullanım meşhurdur. E, bakalım failine muzaf olduğu durumlar. Bakın bu önemli. Yani faile muzaf olarak geliyor. Mesela katlü kelimesi burada mastar. Mastar muzaf oluyor. Faili de bu muzafa muzafun ileyh oluyor. Katlühüm el <enbiya> Bu ayet-i kerimeden bir alıntı arkadaşlar. Ee, onlar peygam onların peygamberlerin öldürmeleri. Evet onların katlühüm onların öldürmeleri kimi peygamberlerini? Bakın öldüren kim? Peygamberler mi yoksa onlar mı? onlar. Onlar fail oluyor işte burada. Enbiya kelimesi de bu katlü mastarının mef'ulü oluyor. Öldürülen kim? Ya da öldürülen ne sorusuna cevap veriyor. Meful. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Darbul veledi el kurate şedidun. Çocuğun topa vurması şiddetlidir. Yani çocuk topa hızlı vuruyor. Onu anlatmaya çalışmış. Böyle bir e, kullanım yapmış. Darbu kelimesi darabeden türetilmiş mastar. Bakın failine yine muzaaf oldu. Darbu muzaaf velet kelimesi muzafun ili. Peki hocam bu kendisi muzafun İlih nasıl fail oluyor? Biraz önce bir örnekte geçmişti arkadaşlar. Şekil olarak muzafun İlih ancak mana olarak fail. Bakın Darbul Veledi El Kürate Çocuğun topa vurması. Vuran kim? Çocuk. O zaman buradaki velet fail oluyor. Peki neye vurdu çocuk? kürate Topa vurdu. E bu kürat kelimesi de meful oluyor. Peki hocam Darbul Veledi El Kürati cümlesi bir fiil cümlesi mi? Madem mastarla başlamış, fail almış filan. Hayır arkadaşlar. İsim bu isim. İsimle başlayınca isim cümlesi oluyor. İsim cümlesi içerisinde fail ve mef'ul barındırabilir. Bakın burada örneğimiz de gelmiş. Darbul veledi el-kürete. Darbu mastar. El-veledi kelimesi bu darbunun faili. El kurata kelimesi de darbunun mef'ulüdür. Peki hocam şedidün nedir? Şedidün haberdir arkadaşlar. Peki bu haberin mübtedası nerede? Darbu kelimesi. Mesela buraya direkt şöyle de söyleyebilirdi. Darbuhu şedidun. Onun vurması şiddetlidir gibi. Evet, bu örneklerde burada gördüğümüz gibi katluhum darbul veledi. Bakın velet kelimesi yukarıda zamir olarak gelmiş. Aşağıda açıkça zahir bir isim olarak gelmiş. Yani ikisine de örnek var. Bu örneklerde mastarlar faillerine muzaaf olmuş. Bakın fail, hüm. Burada fail, velet. Mastarlar muzaaf olmuştur. Gördünüz mü? Muzaaf, muzafın ili. Bu şekilde. Muzaaf olmuşlar ve mef'ulünde amel etmişler. Ne demek mef'ulünde amel etmiş? E, failleri merfu yapamamışlar. Niye? Çünkü muzaf ileyh oldukları için. Ama mefullerini ne yapmışlar? Nasip arkadaşlar. Fail olan kelimeler muzafun ileyh oldukları için mecrurdur. Ancak mana olarak fail olmaları hasebiyle mahallen merfu denebilir arkadaşlar. Mahallen merfu denebilir. Yani bu tabi detaylı bir anlatım. i̇lk başta baktığımızda hocam darbu muzaf el veledi muzafun ileyh deriz arkadaşlar. Hocam velet kelimesi muzafun ileyhidir. Mecrurdur. Bu kadar. Bunu yapsanız kafi. Ama şöyle de söyleyenler olabilir. Duyabilirsiniz. Sorabilirler. Hocam bu velet kelimesi darbunun faili değil mi? Bir rap yap bakalım. Hocam bu zaman mahallen merfudur deriz. Fa'ilul mastari fi mahalli, raf diyebiliriz. Ama bu tabi detaylı. Yani birisi onu da bilmesi lazım ki size soracak. Evet. E, şedidün kelimesi de dar bu kelimesinin haberidir arkadaşlar. Bu şedid haber dedik ya kimin haberi bu? Dar bu kelimesinin haberidir. Hatırlayın isim tamlamalarında, sıfat tamlamalarında veya bilimum bu şekilde tamlama olan kelimelerde daha doğrusu cümleciklerde birinci öge cümlenin ögesidir. İkincisi muzafun ilehtir. Efendim sıfattır. Onlara bizi cümlede öge olmaz. Asılı öge olmaz. Yani fail olacaksa cümle, o tamlamaların birinci ögesi olur. Burada da darbul belediği sadece dar bu kelimesini yani muzaf alacağız. Muzaf mübteda olduğu için merfu olmuş bakın. Bunu ilap yapacak olsak deriz ki on merfuun bi dammeti şeklinde söyleriz. Şimdi geldik mef'ulünün e, muzafın ileyh olarak geldiği duruma. Şimdi bizim mastarımız mef'ulüne muzaaf olduğu durumlar. Mastar kıraatü kelimesi bakın. Mef'ulüne muzaaf oluyor. Biraz önce failine muzaftı, Şimdi fail yok. Direkt mef'ule muzaf olmuş. Hocam bunun fail mi, mef'ul mü olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar manadan anlayacağız. Kıraatül Kur'ani min eftalil e'mali Kur'an-ı Kerim okumak en üstün davranışlardandır, en üstün işlerdendir. Şimdi burada Kimin okumasına cevap var mı? Kimin okuması? Sorusuna cevap var mı? Yok. Neyi sorusuna cevap O zaman meful oluyor arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Allahümme rızukni Hacce beytikel harami Hacce kelimesi arkadaşlar mastardır. Ee, beytike meful olarak gelmiş ve hacce beyti diye bakın bu da muzafun iley olmuş. Mefhulüne muzaf arkadaşlar. Manası Allah'ım bana beytullahını hac etmeyi nasip et. Beytikel haram biliyorsunuz. Beytullah demek. Beytül haram. Nesitu kitabetel vacibi. Bakın şimdi şuraya makasladık. Nesitu bu bir fiil cümlesi. Yukarıdakiler isim cümlesiydi. Ee, burada nesitu ben unuttum. Kitabetel vacibi ödevin yazmasını ya da ödevin yazımını yazmayı unuttum. Şimdi baktığımızda kitabete kelimesi mastar. El vacibi hocam fail mi meful mü? Nereden anlayacağız? Yazma. Kimin yazması? Yok. Bakın. Benim yazmam yok. Senin yazman yok. Yani bir fail yok burada. Neyi yazması sorusuna? Ödevi yazmayı unuttum. İşte o zaman bu meful oluyor. Demek ki mef'ulüne ne olmuş? Muzaf olmuş. Mef'ulü de buna muzafun ileyh olmuş. Bakın mef'ullerimiz muzafun ileyh olduğu için mecrur geliyor. Bakın en başta da öyleydi. Burada mef'uller muzafun ileyh olduğu için mecrur geliyor. Normalde bir önceki slaytımızda failler merfuydu. Muzafun ileyh olduğu için esreli geliyordu. Burada da mef'uller mansuptur. Yani fetha üzere okunur. Ancak gördüğünüz gibi muzafun ileyh olduğu için mecrur okunuyor. Son örneği bize bakalım. Uhibbu ikrama tayfi mudifuhu. Ee, bu mane olarak ev sahibinin misafirine ikram etmesini severim. Bak uhibbu severim. İkramet tayfi. Misafire ikramı. ikram etmeyi. Ya da ikram etmesini. Kimi? Mudifuhu ev sahibinin ona. Şimdi yani bu fail olduğu için arkadaşlar burada gelmiş. Bakın fail de gelmiş. Gelebilir. Peki yukarıdaki üç cümlede soran olmadı. Arkadaşlar şimdi baktığımızda eee mastarlar faili açıktan alırlar. Hocam mastarların tahtında müstetir bir hüvesi entesi falan olur mu? Olmaz arkadaşlar. Mastarlar gizli fail almazlar. Ya bu şekilde açıkça failleri vardır ya da yoktur yani. Buradaki ikrame kelimesi mef'ulüne muzaf olmuş, failinde amel etmiştir. Biraz önce bunun bir benzerini nerede görmüştük? Burada görmüştük arkadaşlar. Failine muzaf olmuş, mef'ulünde amel etmiş demiştik. Yani mef'ulünü fetalamış demiştik. Peki burada ne dedik? Bakın burada mef'ulüne muzaf olmuş, failinde amel etmiş. Bakın failin harekesine damme. Gördünüz mü? Böyle de bir örnek var. Hü atıf mı? Hü neye raci filan desen olur hocam. Zayıf kelimesi, zayıf, misafir. Evet, buradaki ikram kelimesi e, nastardır. İkram eden sonra gelen zayıf mefulümüzdür. Bakın meful muzaafun konumunda geldiği için mecrur gelmiş. Mudifu kelimesi de yani ev sahibi manasında yani o misafiri ağırlayan Bu da faildir arkadaşlar. Evet meful mahallen mensup deriz arkadaşlar. Aynı faildi dediğimiz gibi. Yani bunun e, biz ilk önce görünüşüne bakacağız. Diyeceğiz ki musafun ile mecrurun bil kesra. Diyecek, bir de sorarlarsa bu ikram kelimesi mastar. Bundan sonra gelen kelime de bu mastarın mef'ulü. Peki bunlar nasıl yapılır hocam? Bunun irabı nedir? O zaman dersiniz ki e, Mefuulün bir fi mahalli nasip deriz arkadaşlar. Mahallen mensup. Evet. Ee, burada notlarımız var. Hemen okuyalım. Maslar mefuulle muzaf olmuş fa'ilinde amel etmiş. Evet söyledik arkadaşlar bunu. Ee, sonraki notumuz maslarlar ya açıktan fa'il alırlar ya da almazlar. Gizli fa'il olmaz. Burada yukarıdaki üç örnekte gördüğünüz gibi. Bakın kıraatül Kur'ani kimin okuması yok. Hocam burada kıraatünün içerisinde bir zamir falan yok. Or, öyle bir şey olmaz. Ya açıktan gelir ya da gelmez. Hocam nesi ile başlamış fiil cümlesi vardı. Tüy burada faildi. Burada diye, diyemeyiz arkadaşlar. Diyemeyiz. Yani bu kitabete kelimesiyle bakın ortadan makasladık, ayırdık. Nesi ayrı bir cümle. Kitabetel vacibi ayrı bir cümle gibi düşünün. Mastar amel ettireceksiniz. Şimdi mastarın amel etmesi demek ne demek? Mastarın fail, mef'ul alması demek konu o olduğu için nesitüdeki faille işimiz olmaz arkadaşlar. Normalde bu nesitü ile başlayan fiil cümlesini irap yapacak olsak nesiye fiil, tü, fail, kitabete bunun mefulü. Kimin meful Nesiyenin mefulü deriz. Ondan sonra meful konumunda geldiği için de mansup gelmiş deriz. El-Vacibi de muzaafın lehde kapatırız. Ancak burada detaylı bir iş anlatıyoruz. Diyoruz ki kitabetel vacibi ile başlayan mastar Cümlesi var ayrıyeten burada. Kitabete mastardır, amel etmiştir. ne muzaf olarak gelmiş, vacibi kelimesini kendine mef'ul olarak almıştır gibi. Bunu böyle anlatırız arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Yine burada İmam gibiden bir örnek var. Yuhibbullahu teala i'ta'en abduhu lehu fakiran dirhamen. Bu İmam Bilgivi'nin örneği arkadaşlar. Manası şu, Allah Teala kendisi için kulunun fakire bir dirhem vermesini sever. Yuhibbullahu Teala, Allah Teala sever. İ'ta'en vermesini. Kimin vermesini? Kimin vermesini? Fail. Abduhu, kulunun vermesini sever. Kim için? Bak, lehu, leh gelmiş arkadaşlar. Kendisi için vermesini. Kime vermesini? Meful geldi bakın, birinci meful. Fakiran, fakire vermesini sever. İkinci meful gelmiş, neyi vermesini sever? Dirhemen, bir dirhem vermesini sever. Burada İmam Bilgi Hazretleri bizim iyice öğrenebilmemiz için e, failinin, mef'ulünün bir arada olduğunu anlatan mastara örnek olsun diye bu cümleyi kurmuş. Bakın en mastar. Bu mastarın vermesi. Veren kim? Abdühü. Kimin kulu? Onun kulu. Hü kime raci? Allah lafzayı celale da raci. Peki abd nedir burada? Abdü kelimesi en mastarının failidir. Hocam ben bu mastar işini hiç bilmiyor olsam Abdü kelimesine ne diyecektim? Bakın yani, yuhibbu ile başlıyor cümle. Ne diyecektim? İşte mastarların amel etmesini öğrenmek bundan dolayı önemli arkadaşlar. Masların faili diyeceğiz. Masların birinci mefulü, masların ikinci mefulü diyeceğiz. Harfi cerin taalluk ettiğini bileceğiz. Yine kitabımızdan örnekler var onlara bakalım. Ekmil el cümelet taliye ta bi masların minel ef'alilleti beynel kavsin. Şurada parantez içerisinde verilen fiillerden türetilmiş vezmalarla tamamlayın diyor. Ben buraları tamamladım arkadaşlar. Vaktimizi biraz tasarruflu kullanmak için. Ve e, beyin ma'nel muzafun ile. Ve bunlar kendine sonra bir muzaf muzafun ile ilişkisi var ya. Muzafun ileyhleri failleri midir? Mefulleri midir? Bunları da belirle diyor. Şimdi tenavele fiili atıştırmak, almak bu manalara geliyor biliyorsunuz tenavelel ya da tenavulel ilacı. Bunu artık maslara çevirdik. Tenavele yetenavelu tenavulen. Bakın vü oldu. Tenavulul ilacı. Daruriyyun. ilacı almak zaruridir. i̇lacı yani içmek zaruridir. Biliyorsunuz tenavelel fatura filan diyorduk. Ee, kahvaltı yapmak, almak, başlamak. Yemek yemek bu manalara gelir. Buradaki ilaç kelimesi soruyorum. Meful müdür? fail midir? Bakın tenavvülül ilacî zaruriyen. İlacın alınması, ilacın alınması daruridir. İlacı almak zaruridir veya böyle söyleyelim. Evet. Fail diyebilir miyiz? Kim sorusuna cevap var mı? Yok. Neyi almak var? Evet, ilaç burada meful olarak geliyor arkadaşlar. Sonraki cümleye bakalım. Müsaadetu du'afâi hulukun tayyibun. Saade, يساعد müsaadeten bunun mastarı müsaadetun evet buradaki müsaadetu duafa'i zayıflara yardım etmek. Hulugun tayibun iyi bir ör, e, ahlaktır. İyi bir ahlaktır. Buradaki duafa kelimesi e, kim yardım etti mi diyor kime yardım etti mi diyor. Kime diyorsa mef'ul olur arkadaşlar. İhtiramaya bakalım üçüncü örneği. İhtiram kelimesi bundan türeyen mastar. İhtiramus saiki el yahfaz hayat er rukabi e, şoförün kanunlara ihtiram göstermesi hürmet göstermesi saygı göstermesi binicilerin yani yolcuların hayatlarını kurtarır korur şimdi burada saik kelimesi ihtiram kelimesine muzafun ileyh olarak gelmiş bu muzafun ileyh burada hangi konumda fail mi meful mü Bakın fail konumunda. İhtiramü sa'iqi. Burada e, ihtiramü sâigi'deki sâig kelimesi fail olarak muzafu, muzafun ileyhi olmuş arkadaşlar. El kanune de bunun mef'ulün bihidir. Şurayı önceki iki örnekte bakın fail yoktu. Biz şurada dedik ki hatırlayın mastar amel ettiğinde fail açıktan geldiyse ne ala gelmediyse fail aramayın yoktur arkadaşlar gizli fail diye bir fail yok evet ilacı içmek zaruridir burada bir fail var mı yok genel tespit manası ilaç ve zaruri olmak evet burada e, zayıflara yardım etmek var kimin yardım etmesi kim yardım etti yok o zaman bu mefuldür. Yani fail yoksa yoktur arkadaşlar. Ama burada var bakın. Kanuna şoförün uyması sayı göstermesi. Uyan kim? Şoför. Neye? kan? Bakın sahip kelimesi fail konumunda. Sonra e, fazeye bakalım. Fazeye füzü fevzen. Esadeni beni mutlu ettiği. Bakın esade fiil. Ni buradaki ye mefulün mef'ulun bi. Fiillere ile bitişince mef'ul hatırlayın. E, mef'ul önde gelmiş. Fail geliyor bakın şimdi. Esadenin faili. Fevzü kazanması. Ehi kardeşimin bil caizeti, ödülü kazanması. Kardeşimin ödülü kazanması beni mutlu etti. Şimdi buradaki fevz kelimesi esadenin failidir. Ama bizim aradığımız mastar olması. Evet fevz mastar. Peki bu fevz kelimesinden sonra kazanan kim? Kazanma işini yapan kim? Ahi eh değil mi? Fail. O zaman fevze muzaf, muzafun ileyh olarak gelen, isim tamlaması olarak gelen bu ahi eh kelimesi fail konumunda. La estetiyu qiyadete seyyarati. Araba sürmeyi yani süremem. Buradaki qade ya qiyadeten. sürmek. Bildiğiniz araba sürmek arkadaşlar. Komuta etmek manasında. La estetiyu bir şey güç çetiremem manasında. Qiyadete seyyarati. Araba süremem. Şimdi qiyade kelimesinde burada e, la estetiyu fiil fail. Kıyadete estatiyonun mefulü. Orayı biz şöyle bir makaslıyoruz tabiri caizse. Kıyadete kelimesi mastar. Peki amel etmiş mi etmiş? Kıyadeteden sonra gelen seyyara kelimesi bu kıyadenin faili midir, mef'ulü müdür? Kim sürdü? Araba sürer mi, sürmez. Neyi sürdü? Arabayı sürdü. Evet. O zaman bu seyyara kelimesi mef'ul olarak muzafun ile olmuş. Daha doğrusu mef'ulüne muzaf olmuş. Böyle söyleyelim. Evet. Seyyara mef'ul. Bu e, muzafta. E, Mastarda muzaf. altıncı örnek ma sebebu in katayen kataa in kat kesilmesi demek in kita ulmiyahi bugün suyun kesilme sebebi nedir? In kita kesilen ne? Kesilen kim? Bakın bu faili verir arkadaşlar. O zaman miyah kelimesi burada fail olmuş e, ne muzaf olarak gelmiş master. Öyle de söylenebilir. Yediye bakalım. Aleyke bi i'ta'i bi fukara'i et Fakir e, fakire daha doğrusu fakirlere yemek vermen gerekir. Aleyke <laughs> sana gerekir manasında. Bi <laughs> bakın burada master. El fukara'i <laughs> et ta'ame. İ'ta'il fukara'i kimin vermesi? Fakirlerin vermesi mi? Hayır. Kime vermesi? Sorusuna cevap verdiği için meful olarak gelmiş. Meful ne muzaf diyoruz. Yemşi sadiyegi meşşet sülah fatih. Arkadaşım tospa kaplumbağanın yürümesiyle yürüdü. Yürümesi gibi yürüdü. Manası bu. Şimdi meşşet sülahfati de e, ne oldu arkadaşlar? Bakın. meşye sülahfati. Neyin yürümesi? Kimin yürümesi sorusuna faile cevap veriyor. Evet şu e, kitabımızdan yine iki tane cümle aldım. Bunların e, nasıl irap yapıldıklarına örnek. Uhibbu dirasetekel lugatel arabiyete. Buradaki uhibbu <laughs> fiil cümlesiyle başlamış. Baştan başlıyor. Şimdi nasıl irap yapılır böyle bir cümleyle karşılaşırsak sorusu sorulursa böyle bir irap yapılır arkadaşlar. Uhibbu fiil mudari merfu'un ve alametur raf ezzamme ezzahira. Fail nerede bu uhibbunun? Zamirun müstetirun takdiruhu ene. Ene uhibbu. Ben severim. Bakın dirase tk. Şimdi bizim aradığımız e, master mastar kelimemiz dirasetün. Yalnız dirasetün ama bir şeye muzaf olmuş. Acaba fail mi? Meful mü? Bakın bakalım. Kimin okuması, kimin öğrenmesi senin öğrenmen değil mi? O zaman fail. Şimdi bakalım bu ne diyecek? E, Uhibbu'dan devam etmiş. Mef'ulun bih. Uhibbu'nun mef'ul olduğu için. Mef'ulun bih. Mansubun. Bakın. Dirasette kelimesi. Mansub gelmiş. ve alametun nasb. El fetha el zahir. Ke. Zamirun. Muttasilun. Mebniyun. Fi mahal cer. Muzafun ile. Doğru. Bu isme muzaf olduğu için. Böyle söylüyor arkadaşlar. Silgi var mı? Yok. Tamam. Ee, şurada el-lugate kelimesi var. Mef'ulun bih. Bakın yine ikinci mef'ul. Uhib bunun ikinci mef'ul arkadaşlar. Ee, peki burayı nasıl irap yapmış kitabımız? Mef'ulun bih lil mastar dirase. tamam. Direkt e, mastarın mef'ul olarak irap yapmış. Biz bunu uhib bunun ikinci mastar olarak da irap yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz mastarın irabı olarak yapalım bunu. Mef'ulun bih lil mastar dirase. Mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahira. Bakın. Dirasetü kelimesi mastar. Buradaki k mastara muzaf muzafun ileyh olarak gelmiş fail el lugate de mef'ulun bi hi. peki bu mef'ulun bi hi. kimin mef'ulun bihi dirase kelimesinin mef'ulun bi mef'ulun bi mansubun ve alamatu'n nasbi el el zahira el arabiyye tek kelimesi var ee, hangi dil sorusuna el lugate buradaki sıfatun Kimin sıfatı? Logatun kelimesinin sıfatı. Mansubun. Niye? Sıfat mevsufuna tabi olduğu için. Ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylüyoruz. i̇kinci cümlemize bakalım. İhtiramen estiga eke. Bakın estiga eke. Niye e dedi burada hocam? İhtiramen mefulü mutlak. Burada e, öncesinde geçmiş bir şey olabilir arkadaşlar. Cümle olabilir. Buradan bir parça almış. Mefulu mutlak mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahir. Evet mefulu mutlak mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahir. <laughs> Maslar kelimemiz ihtiramı. Bakın herhangi bir şey muzaf olmuş mu? Olmamış. Demek ki her zaman bu mastarlara bir şey muzaf olmak zorunda değil arkadaşlar. Buradaki fiil nereye gitti hocam? Mefhulü mutlaksa. Hatırlayın mefhulü mutlaklarda fiillerinin hazf olması diye bir özellik var. Evel fiilu mahzufun takdiruhu ihterim kelimesinin ihterim fiili ne olmuş? Hazf olmuş. Mesela şükran leke vardı. Hatırlayın şükran leke. Eşküruke <laughs> şükran değil mi? biz bunu mefhulü mutlak konusunda anlatmıştık. Çok yaygın kullanımlarda fiil düşürülüyordu. Direkt mefhulü mutlakla cümle başlıyordu. Şimdi burada ihtiramenle başlamış. Niye? İhterim, saygı göster, ihtiramen, estiga eke. İhterimi tekrar söyleme ihtiyacı duymamış. Bakın tekrar edelim şurayı. Vel fi'lu mahzufun takdiru ihterim. İhterame, şey, ihtiramen maslarının bu mefhulü mutlaktı ya. Öncesindeki fiil ihterim. Saygı göster. Vel fa'ilu bunun faili de yani ihterim fiilinin faili de damirun müstetirun takdiru ente sen saygı göster. Peki estiga eke burada cümlede ne oluyor arkadaşlar? İhtiramen maslarının artık amel ettiği mef'ul oluyor. Mef'ulun bi mansubun ve alametun nasbi el fetha el zahira estiga eke bitişmiş olan ke de Damirun muttasil mebniyun fi mahalli cer mudafun ileyh. Biliyorsunuz isimlere birleşince bu muttasıl zamirler muzafun ileyh oluyordu. Fiillere bitişince de mef'ulün bi oluyordu. Evet arkadaşlar mastarla ilgili konumuz burada tamamlandı. Sorusu olan varsa sorabilir yoksa müsaade alabiliriz arkadaşlar.